Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere 5 dakikada pizza lezzetinde harika bir omlet tarifiyle geldim hem besleyici hem de lezzetli harika bir pizza diyorum nasıl yapmışım tarifine geçiyorum öncelikle tavamıza şöyle birazcık sıvı yağ ekleyerek başlayalım doğramış olduğumuz 2 adet yeşil sivri biberi Şöyle bir dakika kadar bir soteleyelim. Üzerine e, çok az şöyle çeyrek e, e, çeyrek paket e, miktarı ne diyeceğim bilemedim. Çeyrek paket sucuk kalmıştı, onu doğrayıp ilave ettim. Onu da güzelce bir kavuruyorum. Bir dakika kadar onu da kavurduktan sonra. Yarım adet domatesi küp küp doğradım. Domatesini de ilave ediyorum. Domatesler pişene kadar iyice bir soteliyorum. Bu pizzamızın üst harcı olacak. Ee, o yüzden önden pişiriyoruz. Fırına atmadığımız için. Tuzunu da ekledikten sonra altını kapatalım. Bir kenara alalım. Hemen altının omletini yapmaya geçelim. testler iyice pişene kadar e, karıştıralım tabi bu arada. Altını kapatıp bir kenara alalım. Hemen omletimizi yapmaya geçelim. Yine tavamıza yan, e, birazcık sıvı yağ ekledik. Biraz fazla yağ kullandım itiraf ediyorum arkadaşlar. E, siz yağını biraz azaltın. Ocağı birazcık açtım. Çok fazla kısıktı. Şöyle 3 yumurtam var. 3 yumurtama birazcık tuz ekliyorum. İyice çırpıyorum özleşene kadar. Bu arada yağım da tavada ısınıyor. Sıvı yağ kullanmak istemeyenler tereyağı kullanabilirler. Ee, tereyağı kokusu pek sevmediğim için sıvı yağ kullanmayı tercih ediyorum. Hemen yumurtayı ısınmış olan yağımızın içerisine bırakıp kenarlara şöyle yaydırıp ocağımızın kısık ateşte bırakıp üzerine bir kapak kapatıyoruz. Omletimiz güzelce. Pişsin diye bir 3-4 dakika pişiriyoruz. Şöyle çok hafif üzerinde pişmeyen yerler varsa omletinize şöyle çatalla delik açın. O gelen ısıyla onlar da pişecektir. Altı da gayet güzel. Hemen üzerine böyle ekmek gibi piştiğini gözlemlerseniz üzerine malzememizi harç malzememizi dizelim sucuklu biberli domatesimiz omletimizin üzerine bunları hemen yaydıralım ocağımızın altı deminki kadar açık değil arkadaşlar çok kısa getirdim Yoksa yanabilir Çok çok kısık ateşe getirin en son ayarda Üzerine birazcık çeçil peyniri ilave ediyorum benim e, şu an evde kaşar peynirim yoktu bunu kullanmayı tercih ettim Kaşar peyniriniz varsa birazcık kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz üzerine Bunları da yerleştiriyorum çok kısık ateşte hiç altını açmadan kapağını kapatıyorum. Peynirler şöyle 1 dakika 2 dakika erisin diye bekledikten sonra gördüğünüz gibi omletim servise hazır. Ee, i̇ster kahvaltınızda pazar kahvaltılarınızda yiyin ister böyle çok acıktığınızda e, yapıp yiyebilirsiniz pizza niyetine. Hamur işi olmadığı için kalorisi de çok fazla değildir umarım. Birazcık yağdan zengin. Yara yağı da tereyağı kullanırsanız hiç sorun olmaz. Gayet güzel bir sporcu yiyeceği olabilir. Hemen şöyle bir kesip size de göstereyim. Gerçekten harika lezzeti arkadaşlar. Hem besleyici hem de pizza kadar lezzetli. Bu nefis tarifi mutlaka deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. E, ee, i̇zlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, ee, bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Hoşçakalın.